Merhabalar, nefis tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu aralar dünyaca ünlü olan bir fındık kreması tarifi vermek istiyorum. Hatta ve hatta Fransa'da satışı yasaklandı, o derece yani. Şimdi 250 gram fındığım var, kabuksuz fındık kullandım. Böyle 5 dakika kadar orta ateşte tavada çevirdim. Maksat ısınması, biraz kavurun yani. Daha sonra güçlü bir robotunuz varsa... Kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de yaptım ama Thermomix olması şart değil. Dediğim gibi e, robotta yapabilirsiniz bu işlemleri. Aynı aşamaları yapacaksınız. E, birkaç kere de yani böyle tek seferde robotunuzu kesinlikle zorlamayın. İlk etapta şöyle 30 saniye 1 dakika kadar çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ilk etapta böyle toz haline geliyor fındıklar. Bu gayet normal. Şimdi kenarlara yapışanları böyle tekrar spatula yardımıyla içe doğru ittikten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bunu 2-3 kez yapacağız arkadaşlar. Her seferinde 30 saniye 1 dakika civarı yani. Dediğim gibi bu robotunuza bağlı. Hani fazla da zorlamayın. 30 saniye çok geliyorsa 15-20 saniye yapın mesela. Bu ikinci çekişim benim. Gördüğünüz gibi artık fındık yağsını bırakmaya başladı ama hala pütürlü. Gördüğünüz gibi Yapımı son derece basit, çok az malzemeli ama inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tur daha çekeceğim ve göreceksiniz ki çok daha böyle e, sıvı kıvamda olacak. Gördüğünüz gibi artık yağsını bayağı bıraktı. Tekrar kenarlara birikenleri böyle içe doğru Spatula yardımıyla aktarıyorum. Ve geçeceğiz diğer malzememize. Ben hazır süt kreması kullandım. Süt reçeli de diyebilirsiniz. Kendisi zaten şekerli ama eğer böyle bir ürün yoksa elinizin altında süt reçeli tarifi inanılmaz kolay. Sütü kaynatıyorsunuz, çok az kabartma tozu ve şekerle birlikte kıvam alana kadar pişiriyorsunuz. Yani birçok tarifi var YouTube'da. Ee, hazır ürün bulamaz, bulamazsanız onu ekleyin yaklaşık bir su bardağından bir parmak eksik kadar yani 150 gram olması gerekiyor onu aktardım ekstra şeker eklemedim dediğim gibi benim için o şeker yeterli ve artık gördüğünüz gibi bambaşka bir kıvam aldı ama hiç korkmayın toparlayacağız bunu burada artık yağsını da bıraktı. Tekrar kenarlara çıkanları böyle içe doğru aktarıyoruz ve bir kutu sıvı krema ekliyoruz. Bu son aşaması artık. Kıvamı verecek olan bu kremamızdır. Tekrar 30 saniye bir dakika artık dediğim gibi başta da söylemiştim. Robotunuza bağlı çekiyorsunuz ve kıvam verdiriyorsunuz ve işte muhteşem fındık kremamız hazır arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet, bir koku, bir doku. Yani gerçekten muhteşem ötesi oldu. Mutlaka deneyin ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İster kahvaltılarınızda, ister krep, pankek tarzı e, ürünlerle zaten çok yakışıyor. Veya pasta kremalarınıza da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kıvamı gördüğünüz gibi şimdi Kavanozlara aktaracağım nasıl aktardığımı da göstermek istiyorum sizlere küçük bir püf noktası ee, Hani her yere bulaştırmaktansa tertemiz aktarmak daha kolay bunun içinde bir sıkma poşeti yardımıyla yaptım Bu işlemi Gördüğünüz gibi içerisine kremamı aktarıyorum Makasın ucuyla veya bir bıçak ucuyla ucunu kesip direkt şişelerime boşaltabiliyorum Böylelikle Hem Şişelerimi kirletmemiş oluyorum etrafını vesaire. Daha temiz, daha pratik bir şekilde olmuş oldu benim için. Bu şekilde dolduruyorum kavanozlarımı. Bu verdiğim ölçülerle e, ben de tam bu iki kavanoz çıktı arkadaşlar. Ve içerisinde krema olduğu için sizlere tavsiyem buzdolabında saklamanız. Buzdolabında rahatlıkla 2-3 hafta tük e, bozulmadan tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde fındık kremamızı kavanozlara aktarıyoruz. Ve daha sonrasında sizlere kıvamını yakından göstereceğim. Hiç ziyan etmiyoruz. Son damlasına kadar aktardık gördüğünüz gibi. kavanozlarım artık hazır. Dediğim gibi buzdolabında 2-3 hafta rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Şimdi bir dilim ekmeğin üzerine sizlere kıvamını göstereceğim sürerek. Bildiğiniz fındık kreması yani ama çok lezzetli ve en önemlisi ev yapımı. İçerisine kullandığınız malzemeleri biliyorsunuz. O yüzden gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden geri dönüşlerinizi çok merak ediyorum. Hatta ve hatta benden istediğiniz başka tarifler varsa bunu lütfen yorumlarda belirtin. Not alıyorum. Ve bu arada beni kim nereden izliyor onu da merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.